arkadaşlar, program geliştirme dersinin sonuna geldik sonunda. Geçmiş olsun. Program tasarısını hazırladık. Bir tasarı hazırladık. Tasarıyı kim hazırladı? Çalışma grubu hazırladı. Çalışma grubu hedefleri, içeriği, eğitim durumları, değerlendirme süreçlerini düzenledi. Peki program tasarısı hazırlandıktan sonra ne yapılır? Program tasarısı hazırladık. Program tasarısı denenir. Program tasarısı denendikten sonra değerlendirilir. Eğer yeterli görülürse bütün ülke geneline yaygınlaştırılır diyoruz. Peki program tasarısı denenir. Denenme uygulaması nedir? Çoğunuzun bildiği gibi pilot okullarda uygulama sürecidir. Program tasarısının denenmesi pilot okullarda uygulama diyebiliriz. Bir soru gelmişti arkadaşlar. Program tasarısının denenmesiyle ilgili böyle doğrudan. Program tasarısı denenirken neler yapılmalı? Bir, önce hazırlık yapacağız. Hazırlık, program tasarısı son halini, son şeklini verir. Nasıl bir taslak olduğu düşünülür. Nerelerde uygulayacağız, nasıl uygulayacağız, bunlar genel olarak belirlenir. Önce program tasarısı ile ilgili bir hazırlık çalışması yapıyoruz. 2. Deneme yapılacak okul ve sınıflar seçilir. Deneme yapılacak okul ve sınıflar seçilir. Peki deneme yapılacak okul ve sınıflar seçilirken nereden seçilecek? Sadece İç Anadolu'dan mı? Sadece Güneydoğu Anadolu'dan mı? Sadece Marmara'dan mı? Sadece Akdeniz bölgesinden mi? Hayır, ne diyeceğiz arkadaşlar? Tüm Türkiye'yi yansıtacak şekilde okullar ve sınıflar seçilmeli. Bütün Türkiye kültürünü, yapısını, özelliğini yansıtacak şekilde okullar ve sınıflar seçilmeli. En az 14 ilden seçmek zorundayız. 7 bölge, her bölgeden 2 il şeklinde düşünebilirsiniz. Ama burası önemli değil. Bütün Türkiye'yi, bütün kültürel yapıyı, bütün değerleri, bütün faktörleri deneyecek şekilde, sonuçlarını gözlemleyeceğimiz şekilde okullar seçilmeli. Okul ve sınıflar seçilirken şundan da bahsedeyim. Okul ve sınıflar seçilirken okul ve sınıflar programa uygun olması aranır mı? Yani nitelikli okul ve sınıflar mı seçilir? Niteliksiz okul ve sınıflar mı seçilir? Arkadaşlar, seçtiğiniz okul ve sınıflar programın yapısına uygun olmalıdır. Yani okulları ve sınıfları seçelim, daha sonra program yapısına uygun hale getirelim demeyeceksiniz. Seçmiş olduğunuz okullar programın yapısına uygun olmalı. Biz burada neyi deniyoruz? Programları deniyoruz. Biz burada hangi değişkenin farklı değerler alabildiğini ortaya çıkarmaya, biz burada neyin etkisini incelemeye çalışıyoruz? Programların etkisini incelemeye çalışıyoruz. Sen programların etkisini incelemeye çalışıyorsan diğer faktörleri ne yapman lazım? Sabit tutman gerekiyor. O yüzden seçeceğin okul ve sınıflar seçilirken yeterli, nitelikli olmalı diyeceğiz. 3. Öğretmen ve yöneticiler seçilir. Yine seçilen öğretmen ve yöneticiler yeterli donanımlı olmalı. Programın üstesinden gelebilecek, programı rahat bir şekilde uygulayabilecek öğretmen ve yöneticiler seçilecek. Arkadaşlar, seçilen öğretmen ve yöneticiler ilgili görevi yerine getirmek durumunda. Talim Terbiye Kurulu belli öğretmenleri seçti, görevlendirdi. Pilot okullarda görev yapacaklar, ilgili görevi yerine getirecekler. Ama ilgili görevi yerine getirmeden önce öğretmen ve yöneticilere 4 öğretmen ve yöneticilere programlar tanıtılır. Yani seçmiş olduğunuz öğretmen ve yöneticilere ilgili programlar ne yapılacak? Tanıtılacak. İlgili programların tanıtılmasında ne diyebiliriz? Hizmet içi eğitim verilecek diyeceğiz. Programların yapısı nedir? Felsefesi nedir? Anlayışı nedir? Temel nedir? Mantığı nedir? Bu konuda ne yapacağız? Öğretmen ve yöneticileri bilgilendireceğiz. 5. basamak. Değerlendirilir. Pardon. Programlar uygulanır. Deneme okullarında en az 2 sene süreyle uygulanır. Deneme okullarında uygulamayı gerçekleştiririz. Programların uygulamasını yaparız arkadaşlar. Programların etkinliği hakkında dönüt almak için. Uygulama yaptıktan sonra 6. basamak, elde edilen dönütler ile düzenlemeler gerçekleştirilir.
elde edilen dönütlerle düzeltmeler gerçekleştireceksiniz. Programların yeterliliği hakkında karar vermeye çalışacaksınız arkadaşlar. Bu da bizim son aşamamız oluyor. Hazırlığı yap, deneme yapılacak okul ve sınıflar seç, yeterli olsun. Öğretmen ve yöneticiler seç, yeterli olsun. Öğretmen ve yöneticilere hizmet içi eğitimlerle tanıt. Programları en az 2 sene uygula. Dönütlerle, düzeltmelerle düzeltmeler gerçekleştirilir. Programlar daha nitelikli hale getirilmeye çalışılır. Daha sonra hazırlanan programlar karar koordinasyon grubu tarafından onaylanarak ya ülke genelinde yaygınlaştırılır ya da bu programlar olmamış deyip reddedebilir veya bir daha deneme uygulamalarında uygulayacak şekilde bir uygulama daha gerçekleştirilebilir. Yani en son dönüt ve düzeltmelerle birlikte elde edilen sonuçlar karar ve koordinasyon grubunun inisiyatifine bırakılarak ya ülke geneline yaygınlaştırılır ya da iptal edilir diye düşünebilirsiniz. Programların denenmesi böyle. Programların değerlendirme anlayışları var arkadaşlar. Program değerlendirme yaklaşımlarından da kısaca bahsedeyim. Program değerlendirme yaklaşımları. Program değerlendirme yaklaşımları 6 tane Profesör Doktor Selahattin Ertürk Hoca'nın 1977 yılında ortaya koyduğu çalışmalar öğretmenlerim ne olur ne olmaz bilin. Program değerlendirme yaklaşımları kendi içerisinde 6'ya ayrılıyor. 1. Program tasarısına bakılarak bir değerlendirme yapabilirsiniz. Program tasarısına bakılarak yapılan değerlendirme nedir? Arkadaşlar programlar hazırlanmıştır. Hazırlanan programlar program yazma ölçütlerine göre değerlendirilir. Yani uygulamaya koymuyorsunuz. Hedef yazma ölçütleri, içerik yazma ölçütleri, eğitim durumları oluşturma ölçütleri, işte değerlendirme ölçütlerine uygun olarak düzenlenmiş mi? Hazırlanan taslak program yeterli mi değil mi? Masa başında uygulamaya konulmadan değerlendiriliyorsa program tasarısına bakılarak yapılan değerlendirmedir. 2. Ortama bakılarak yapılan değerlendirme. Arkadaşlar programın uygulandığı ortam, programın uygulandığı mekan, fiziki koşullar hedeflere uygun mu değil mi? Yani bizim için eğitim öğretim ortamı kazandırmak istediğimiz hedeflere uygunluğu konusunda bir değerlendirme yapılır. Eğer ortamımız hedefleri kazandıracağımız olan hedefleri destekliyorsa, hedeflere uygunsa programlar başarılı, değilse programlar başarısız diyoruz. 3. Başarıya bakılarak yapılan değerlendirme. Başarıya bakılarak yapılan değerlendirme programları uygularsın. Programı uyguladıktan sonra istenilen hedef davranışları ulaştıysa başarılı, istenilen hedef davranışları ulaşamadıysa başarısız diyoruz. Yani başarıya bakılarak yapılan değerlendirme anlayışı eğitim öğretimin sonu gelir. Eğitim öğretimin sonunda programlar ne kadarlık bir başarı elde ettiğine bakılır. Sonuca dönük bir değerlendirme yapılır. İstenilen ürünler ortaya konulduysa başarılı, istenilen sonuçlar ortaya çıkmadıysa başarısızdır diyoruz. 4. Erişiye bakılarak yapılan değerlendirme. Erişiye bakılarak yapılan değerlendirmenin temel mantığı şudur arkadaşlar. Son test ön test farkı veya ön test son test farkına bakılarak yapılan değerlendirmedir. Şöyle diyelim. Son test, ön test farkına bakılarak yapılan değerlendirmedir. Erişi, ne kadar bir erişi elde etti? Arkadaşlar programlara bir ön test yaptık. Mesela öğrenciler hedeflerin %10'una sahip ön test sonucunda. Programı uyguladıktan sonra son test yaptık. Öğrenciler programın %60'ına ulaştı. Ne kadarlık bir erişi elde ettik? %60 - %10. %50'lik bir erişi elde ettik. Erişiye bakılarak yapılan değerlendirmenin mantığı budur. Ön test yaparsın, başarıya bakarsın. Son test yaparsın, başarıya bakarsın. Son test eksi ön testin farkına bakılarak yapılan değerlendirme erişidir. Mesela birinci programın durumu bu olsun. Yani şöyle söyleyeyim, bir tane programımız var. Ön testte öğrenciler %10'una sahipti. Son testte %60'ına sahip. %50'lik bir erişi söz konusu. Mesela ikinci bir programımız. Ön testte %75'lik bir başarıya sahip,
pardon son testte %75'lik bir başarıya sahip olsun. Ön testte de çocuklar hedeflerin %25'ine sahip olsun. Veya %35'ine sahip olsun. Bir daha göstereyim. Arkadaşlar, eğitim öğretimde bir ön test yapıldı ikinci programlarda. Hedeflerin %35'ine sahibiz. Son test yaptık. Eğitim öğretimin sonu geldi. Programları uyguladık. Öğrenciler veya programlar hedeflerin %75'ine ulaştı. %75 eksi 35 ne yapıyor arkadaşlar? %40. Arkadaşlar, birinci program mı erişiye göre daha başarılıdır? İkinci program mı erişiye göre daha başarılıdır diye sorulduğu zaman birinci program erişiye dayalı değerlendirmeye göre daha başarılıdır. Erişi son test, ön test farkına bakılarak yapılan değerlendirmedir. Peki, başarı sadece sona bakar değil mi arkadaşlar? Mesela birinci program sonunda yüzde kaç başarıya sahip? %60. İkinci program eğitim öğretimin sonunda yüzde kaç başarıya sahip? İkinci program %75'lik bir başarıya sahip. Başarıya bakılarak yapılan değerlendirmede ikinci program daha başarılıdır. Başarıya bakılarak yapılan değerlendirmede sadece sonuna bakılır. Erişiye bakılarak yapılan değerlendirmede son test, ön test farkına bakılır. Erişiye dayalı değerlendirmede birinci program daha fazla bir erişi elde ettiği için daha başarılıdır diyeceksiniz arkadaşlar. 5. Öğrenmelere bakılarak yapılan değerlendirme. Öğrenmelere bakılarak yapılan değerlendirme. Arkadaşlar, öğrenmelere bakılarak yapılan değerlendirme programın hedeflediği kazanımların dışında hedeflemediği neler var? Pardon arkadaşlar, programın hedeflerinin dışında başka neler kazandırdı? Bunlar da ortaya çıkarmaya çalışır. Hem program değerlendirilir, hem programlar istenilen hedef davranışlara ulaştı mı ulaşmadı mı bunlar değerlendirilir. Hem de programın hedeflediğinin dışında çocuklara veya eğitim öğretim ortamına neler kazandırdık? Bunlar da değerlendirilir. Yani şey diyebilir miyiz? Öğrenmelere bakılarak yapılan değerlendirme örtük programın da etkililiği hakkında karar vermemizi sağlar. Sonuçta programı da değerlendiriyor, programın dışında kalan ögeleri de değerlendiriyor. Programın dışında neler kazandırıp kazandırmadığımızı da değerlendiriyor. O halde öğrenmelere bakılarak yapılan değerlendirme hem programı hem de programın dışında çocuklara, eğitim öğretim ortamına kazandırdıklarımızı değerlendiriyor. Öğrenmelere bakılarak yapılan değerlendirmenin temel mantığı bu. Şey diyebiliriz, hem program hem de örtük programın etkililiği değerlendiriliyor. Ve 6. Ürüne bakılarak yapılan değerlendirme. Ürüne bakılarak yapılan değerlendirme, eğitim öğretim ortamında öğrencilere hangi ürünler kazandırdık? Ürüne bakılarak yapılan değerlendirme arkadaşlar, öğrencilerin somut olarak ortaya koymuş olduğu çalışmalar, programın somut olarak ortaya koymuş olduğu çalışmalar, çocuklar ne gibi projeler yaptılar, eğitim öğretim ortamında ne gibi somut katkılar sağlandı. Bunlara bakılarak yapılan değerlendirmedir. Ürün hem süreci hem sonucu gösterir. Ürün en kaliteli değerlendirme aracıdır. Öğrencilerin ortaya koymuş olduğu ürünlere bakılarak yapılan değerlendirme somut olduğu için hem süreci hem sonucu göstermiş olduğu için ürüne bakılarak yapılan değerlendirme en nitelikli olanı. Yukarıdan aşağı arkadaşlar program değerlendirme yaklaşımlarının niteliği artar. En niteliksizden en niteliğe doğru bu şekilde sıralanmıştır öğretmenlerim diyebileceksiniz. Evet. Program geliştirmenin program değerlendirme yaklaşımlarından soru gelmedi arkadaşlar. Program geliştirmenin şöyle bir sıkıntısı var. Hem soru sayısı az hem de konu sayısı fazla. Oldukça fazla konuya sahip. Bu nedenle program geliştirmeye çalışmak, program geliştirmeyle ilgili sorular çözmek biraz sizi yorabilir. Ama arkadaşlar KPSS sorularına baktığımız zaman sınavda kapsam biraz daha derli topludur. Nerelerden soru geldiği bellidir.
Yıl sonunda genel tekrarlar yapacağız, sorular çözeceğiz. Bunları takip ederek biraz daha nerelere odaklanmanız gerektiğini bilerek çalışırsanız sizin için daha etkili olacaktır. Program geliştirme dersine çalışmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol soru çözmeyi unutmayın. Sonuçta eğitimin temeli, eğer siz program geliştirmeyi iyi bilirseniz, öğretme yöntem teknikleri, ölçme gibi, program sınıf yönetimi, materyal geliştirme gibi diğer bütün derslere de olumlu katkısı olduğunu da biliyorsunuz. İyi başarılar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Öğretim yöntem teknikleri videolarıyla devam edeceğim arkadaşlar. Diğer videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.